Kendini iyi idare ediyor doğrusu. Çocukları bile avucunun içine aldı. Çocukları buradan uzaklaştırmakla iyi ettik. Ona hala güveniyor musun Nejat? Hala eskisi gibi. Ama şimdi canı yanmış ve gururu kırılmış bir erkek. Gene de iradesini zorluyor. Bana sorarsanız, onu teşkilatımızda kullanmak istiyorsak... ...bundan sonra daha dikkatli davranalım. Bir şey yapacağını mı sanıyorsun? Evet, maalesef öyle. Çok çekişmeli ve zorlu bir hayatı olmuş. Her insanın kolay kolay göğüs geremeyeceği... ...bir takım olaylara katlanmış. Ve de başarmış. Unutmayın ki cins atın bile ayağı kırılır. Sonra da vurulur. Bizim için bundan sonraki hareketler mühim. Teşkilatın emri, ortaklığın çıkarına zarar verecek her şey yok edilecek. İyice düşün ve kararını bir an evvel ver. En kısa zamanda buraları terk etmelisin. Yoksa çok kötü bir girdabın içindesin. Hiç aynaya baktın mı? Yüzünün halini gördün mü? Bugün dövdüler, yarın öldürürler. Şimdi bir mezarda da olabilirdin. Eğer paraya ihtiyacın varsa sana derhal temin edebilirim. Kaç buradan! Avrupa'ya filan git! Selma'yı, kızını da götür! Uzun müddet kal orada. Ortalık yatışınca döner gelirsin. İstersen... ...adamlarla senin için gider konuşurum. Ne olursun dinle beni! Kenar mahallede yumruklarımızı konuşturup dayılık yaptığımız günler geçti artık! Dünyada para diye bir kuvvet var. Her şeyi satın alabilecek korkunç bir kuvvet. Değiştiremezsin bu gerçeği Murat. Vazgeç. Vazgeç diyorum sana. Henüz zaman varken yardım etmek istiyorum sana, anla beni. Haklısınız. Gidip onlarla görüşeceğim. Kızım uzaklarda, şu anda yapayalnızım. Üstelik parasızım. Karım hasta. Gene boşuna vakit kaybediyorsunuz. Asla sizin haraç müesseseleriniz, yiyecek stoklarınız, tütün yığınlarınızla ilgilenmedim. İlgilenmeyeceğim de! Yeter! Beni hayal kırıklığına uğrattınız. Çocuklarımızı eğittiniz, evlerimize girip çıktınız, dostlarımızla tanıştınız. Sonra da elinizi kolunuzu sallayıp buraya geliyor, bağırıp çağırıp tehditler savuruyorsunuz. Nutuk dinlemek niyetinde değilim. Ne söylenirse dinleyeceksiniz. Bir, size para kazanma imkanları tanıdık. Bir takım enayice ideallerle faydalanmadınız bundan. İki, her müessesenin işleriyle ilgili sırları vardır. Ve her müessese hissedarlarını ne bahasına olursa olsun korumak zorundadır. Siz tahsil görmüş, akıllı bir adamsınız. Gelin, size verdiğimiz görevi alın. Ve bizi istemediğimiz şeyleri yapmaya mecbur etmeyin. Olmaz! Şimdi çıkıp gidiyorum. Her şeyi de kafamın bildiği gibi yapacağım. Dur! Hiçbir yere gidemezsiniz. Projemizle ilgili işi yapacak... ...sonra cepleriniz dolu gidecek... ...ve hayatınızın sonuna kadar da mutlu olacaksınız. Pis işlerinize karışmayacağım. Siz de en az benim kadar akıllıysanız... ...bana yaptıklarınızı unuturum. Ama aileme sataşacak olursanız dünyayı yıkarım başınıza. Toplantı bitmiştir. Günah bizden gitti. Ah!
Selma, Selma, ne oldu sana? Bak, onlarla konuştum, artık dokunmayacaklar bize. Hep yanında olacağım. Selma, Selma. Gel Murat, rahatsız etme, onun hayatı bitti artık. Gel Murat. Söylemiştim sana. Götür onu buradan demiştim. Çok geç olmadan. Çok uzaklara. Sıyrıl bu işten demiştim. Ama ne oldu? O giden karındı Murat. Rahat bırak beni. Bırak da konuşayım. Ne kadar bencil, kafasının dikine giden bir adam olduğunu anlatayım sana. Kimi hangi çirkeften çıkarmak istiyorsun sen? Attığın her adımda kendin gömüldün o pisliğin içine. Dinle beni serseri! Gitmeyeceksin ve beni dinleyeceksin! Acımasız gaddar insanlar onlar! Bir paçavra gibi kullandılar seni! Çünkü başkaları öldükçe yaşar onlar! Sen ilk kurbanı olmuyorsun, o pis, iğrenç çarkın! Ve bu yolun sonunda ölüm var Murat!